Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS2'deyiz ve Grand Ütopya haritasındayız arkadaşlar. Grand Ütopya'dan devam ediyoruz. Iveco bir çekici modumuz var arkadaşlar ve aynı zamanda bir de Dorse modumuz var. Dorse'mizin adı neydi ya? Onu unuttum, iyi mi? Kögel diye bir Dorse modu var arkadaşlar. Steam Atölye'den aldım, abone oldum. O şekilde oyuna dahil ettim. Hem çekici modunun arkadaşlar hem de Dorse modunun indirme linki video açıklamalarımda bulabilirsiniz. Dorse modlarını beğendim. 4 tane farklı Dorse modu var arkadaşlar ve yapılandırabiliyorsunuz. Gayet böyle orijinal güzel Dorse modları arkadaşlar. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle şu jant kapaklarını falan çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Su tankı taşıyoruz arkadaşlar. Su tankı taşıdık. Böyle şey oldu. Bir kombin yaptım aslında. Iveco çekicisinin yani modun içerisinden arkadaşlar Starlis sanırım öyle okunuyor diye tahmin ediyorum. Yanlış okuduysam da kusura bakmayın. Onun logolarıyla gelen muhtemelen lansman şeyi logoları bunlar. Onun logolarıyla gelen renk de bu şekildeydi. Ben de o yüzden direkt arkadaşlar bu şekilde girdim. Yükümüz de bu renkte gelmiş oldu. Güzel oldu. Şöyle haritamızı da gösterecek olursak arkadaşlar neredeyiz? Grand Utopia'da Egeskov'dayız. Egeskov'dan nereye gidiyoruz arkadaşlar? Şehrin adı şurada yazıyor. Perignat. Perignat'a gidiyoruz. Haritayı şöyle büyük bir şekilde yani büyütüp gösterecek olursam da haritanın bu bölgesindeyim arkadaşlar. Buradan buraya gelmiş olacağız. 7 kilometrelik de bir yolumuz var. Camımızı biraz açalım abi. Sesimiz güzel gelsin. Manuel kullanıyorum. Otomatik kullanıyorum. Manuel kullanıyorum demişim ya. Otomatik kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada bu geçenlerde bir videomda bahsetmiştim. İzleyen arkadaşlar biliyordur. Bir kamera modumuz vardı arkadaşlar. Şu kameranın sağa sola kaymasıyla ilgili bir moddu. Ve bir türlü ayarlayamıyordum o modu. Bugün ayarladım arkadaşlar. Aslında bakarsanız ekstra bir şey de yapmadım ayarlamak için. Yeniden installını yeniden çalıştırdım. Bir SDK arkadaşlar bu. Ve o şekilde girdim, aktif ettim ve çalıştı. Onu bir tam bir kavrayayım ne olduğunu da ondan sonra onun da indirme linkini sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Abi kusura bakma, ben direkt atladım ya. Adamın bir suçu yok yani, suç bizim. Ama burada yol bizim abi. Böyle şehir içinden götürecek abi bizi. Biraz şehir içerisinden gideceğiz. Sonra ana yola çıkacağız. Burada şöyle güzel bir dar sokak var ama orası bizim çıkışımıza ters istikamet olduğu için oraya çizemedim rotayı. Çok güzel bir dar sokak vardı abi orada. Bayağı beğendim o dar sokağı. Abi Grand Utopia'da şehir işleri efsane. Gerçekten o şehir işleri gerçekten efsane. Çok şey döndüm ya. Dar döndüm orayı. Sakin koçum, sakin. Şu fren şiddetim ne seviyede abi? Bir ona bakmak istiyorum. Çünkü moddan moda fren şiddeti olayı değişiyor abi. Fren şiddetimiz şöyle biraz daha kısabiliriz onu. Fren şiddeti çok sert olduğu zaman sıkıntı. Çok yumuşak yumuşak olduğu zaman sıkıntı. Her türlü sıkıntı yani. Abi şehir işleri çok güzel ya. Şuradan gidiyoruz değil mi biz? Evet. Geç babacığım, geç. Ezileceksin, yolun ortasından gidiyorsun. Doğru mu gidiyoruz ya? Doğru gidiyoruz. Evet. Buradan biraz yavaş geçelim abi. Sonra seke seke geçiyoruz buralardan hep.
Sol üst şeyde bir sıkıntı var. Aynada biraz bozuk gösteriyor. Abi ne oldu burada? Bir olaylar var burada ama biz basalım geçelim abi şuradan şöyle. Biz zaten buradan döneceğiz. Biraz çimenlere çıkarız. Sıkıntı değil. Yollar gerçekten efsane ya. Arayıp da bulamadığım yollar arkadaşlar. En zevk aldığım yol çeşitleri bu tarz yollar. Böyle şehir içlerindeki dar sokaklar. Onun dışında işte bu tarz böyle arazi yolları, gidiş geliş tek şeritli yollar vesaire, toprak yollar en sevdiğim yol çeşitleri. Yani o kadar sürmekten zevk alıyorum ki bu tarz yollarda anlatamam size. Hadi koçum, burada da durmazsın ya. Şuraya bakar mısınız abi? Yola bakar mısın yola? Böyle bir yol yok yani. Çekicinin hava sesleri çok güzel arkadaşlar. Şimdi şu korna seslerine bakalım. Bu normal kornası. Bu da havalı kornası. Vites değiştirirken vesaire veya frene bastığımızda falan ki hava sesleri çok güzel abi. Yalnız ben sıfır kamerasıyla falan hiç geçmedim buradan abi. Yükün çizdiği rotaya gittim. Sadece şehir içinden gitsin diye şehir içinden bir alan seçtim. Biraz önceki geçtiğimiz yeri seçtim. Onun dışında herhangi bir rota çizmedim. Direkt kendi oyunun kendisini çizdiği rota, yani yükün rotası burası. Ve iyi denk geldi ya. Hatta bir sıfır kamerasıyla dolaşsam da böyle güzel bir yol falan bulsam mı dedim. Baktım çok bir yol alternatifi olmadığı için öyle bir yol arayışına girmedim ondan sonra. Sadece şehir içinde bir rota çizdim. Onun dışındaki rota direkt oyunun kendi çizdiği rota. Sağ tarafı malikaneye benziyor yalnız. Sağ taraftaki ağaçlar da zeytin ağaçlarına benziyor. Sağ tarafta bir şirket mi var acaba ya? Olabilir. Yalnız burada bu yoldan da hiç trafik akmıyormuş. Trafiksiz gidiyoruz yani. Herhangi bir araç vesaire hiç geçmiyor. Ne karşımızdan ne arkamızdan gelen bir araç var ne de karşıdan gelen bir araç var. Yok yani, trafiksiz gidiyoruz şu anda. Trafiği biraz artırabilirdik belki. Hop, şöyle şuraya bir bakacağım abi. Orası neymiş? Ha, buradan arkadaşlar şu yukarıya çıkıyormuş. Acaba gizli yol mu dedim? Grand Utopia'da bayağı bir gizli yol varmış. Onu da öğrendim. O yüzden böyle bir gizli yol mu acaba diye o yüzden baktım. Gizli yol olsaydı gir edebilirdik yani. Direkt yükü mükü bırakıp rotayı bakın burada da sağ tarafta bir yere gidiyor yol. Ha yok, kapalıymış orası. Soldan gidiyor ama. Soldan tünele gidiyor. Ucu da boş. Oraya girse miydik acaba ya? Orada bir tünel varmış. Ucu da boş görünüyor ama. Yani gidip orada kalma ihtimalimiz de yüksek. Çünkü bilmiyorum nereye gidiyor. Neyse, orası aklımızda dursun da oraya bir gün şey yaparız. Bu yol neymiş böyle ya? Rotardarı çektim. Rotardarla gidiyorum ama yol baya
Şeymiş. Baksanıza yola, yılan gibi kıvrılıyor. Yılan gibi kıvrılıyor gerçekten ha. Grand Ütopya'nın efsane yolları arkadaşlar. Buralarda. Ben de videoda keşfediyorum. Yalnız yol gerçekten iyi. Direksiyon var ya, şu anda nasıl oynuyor biliyor musunuz? Yani o yoldan o geri bildirimi çok fena alıyorum. Burası biraz keskin dönüş. Şöyle yavaşlamamız lazım. Şu sağ taraf nereye gidiyormuş? Bakın şu sağ taraf açık. Sağ taraf açık. Nereye gidiyor acaba? Şöyle bir sıfır kamerasıyla gideyim mi? Oo, baya baya gidiyor hem de. Baya baya gidiyor abi. Baksanıza da. İşte burası gizli yol arkadaşlar. Böyle birle girelim biz içeri. Orası gizli yol işte. Yok, gizli yol değilmiş. Haritada göstermiyordu biraz önce, şimdi gösterdi. Öyle mi oldu ya da yoksa gösteriyor muydu? Gösteriyordu ya da ya. Ben görmemişimdir kesin. Çünkü ben sadece sola kıvrılan şu navigasyondaki U olayını gördüm sadece. Bizim döndüğümüz istikameti gördüm. Diğer tarafı görmemiştim. Muhtemelen vardır. Ben görmemişimdir. Bu arada biz trafiğimizi şöyle bir artırsak mı ya? Acaba bu yolda trafik mi yok? Şöyle 5 yapayım abi trafiği. Bakalım karşıdan gelen, arkadan gelen falan olacak mı bu yolda? Yoksa bu yollara çok fazla araç girmiyor mu? Farkındaysanız bu yola girdiğimizden beri şey yok, hiç araç yok. Şehir içinde araç vardı. Sağ tarafımızda bir yol var. Biraz önce oradan da geçen araçları gördüm. Ama bu yola girdiğimizden beri hiç araç yok. Trafiği 5 yaptık, yine araç yok. Şimdi birazdan şehir içi gibi bir yerden geçeceğiz. Yine. Şimdi orada kesin tıkanırız trafikten. 5 yaptık ya trafiği. Sıfırlarız artık orada da. Yapacak bir şey yok. Burası acaba tek şerit bir yol mu? Sadece gidiş olan bir yol olabilir burası. Abi navigasyona baksanıza ya. Kıvrıla kıvrıla gidiyoruz sürekli. Burası yok. Karşı tarafta da tabelalar gösteriyor abi. Yani karşı taraftan gelenin görebileceği tabelaları da gösteriyor. Ama buraya hiç araç girmiyor. Evet, şimdi buraya geldik. Bak burada artık araçlar gelmeye başladı. Kameranın dönüş hızını ayarlayamadım ama şu dönüş hızı çok hızlı. Onu biraz daha yavaşlatmak lazım. Çok hızlı döndüğü için böyle bir, mesela biraz önce bir kafam karıştı çok hızlı döndüğü için. Buradan devam. Düz gidiyoruz. Trafiği 5 yaptık ama bak burada tıkanmadık hiç. Ben tıkanırız diye düşünüyordum, hiç tıkanmadık. Altyazı
Çekicinin sürüsü güzel arkadaşlar. Keyifli bir sürüşü var. Tepkileri vesaire de iyi. Bu tarz modları seviyorum abi. Sürüşleri güzel modları seviyorum. Çünkü bazı modlarla oynadığımda şey oluyor. Ben çoğunlukla modları denemeden zaten kayda giriyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Güzelse güzel, kötüyse kötü diyorum. Bazı modlar abi, yani sürüşleri gerçekten çok kötü oluyor. Hani tepkileri, direksiyonu çevirirken ki çekicinin verdiği tepkiler, buradan dönecekmişiz yalnız. Kaçırıyorduk neredeyse. Neyse, son anda fark ettik Allah'tan da döndük. Yani çekicinin tepkileri vesaire falan çok böyle gerçekten kötü oluyor. Hani zevk de alamıyorsun sürerken zaten. Ama bu tarz böyle modlar güzel abi. Aa, karşıda gizliyorlar. Bakacağım abi. Burası bizim gittiğimiz yere gidiyor mu acaba? Şöyle yapayım hatta. F3. Burası da gizli yol da. Nereye gidiyor acaba? Burada bir şirket var. Bir şirketin oraya geldi. Bizim gideceğimiz yere gitmiyor abi. O yüzden hiç girmeyelim şimdi buraya. Bakın, navigasyonda yok abi burası, gördünüz mü? Gizli yollarda bu şekilde. Navigasyonda görünmüyor hiç. Girdiğiniz zaman böyle çizgi çizgi göstermeye başlıyor. Bizim şirketimiz zaten buradaymış ya. Gelmişiz biz şirkete. Neyse, bir sonraki videoda belki bu şirketten başlarız direkt. O gizli yoldan gideriz veya gizli yolun olduğu yerdeki şirketten bir yük falan alırız. Bir sonraki videoda olabilir. İlerleyen zamanlarda olabilir ama haritayı yavaş yavaş keşfetmeye başladım. Haritayı keşfettikçe arkadaşlar böyle güzel yerler bulacağım muhtemelen. Evet, su tankları geldi abi. Şu şekilde park edelim abi. Park ederiz, hiç affetmeyiz. De park edeceğimiz yer nerede? Şuradan gideceğiz muhtemelen. Park edeceğimiz yer arka tarafta. Park edeceğimiz yer şu sol tarafta olması lazım. Evet arkadaşlar, bakın orada. O yüzden şöyle yapacağım. Şuraya vereceğim kafayı. Buradan geri gideceğim. Böyle yapalım. Geri geri park etmeye, geri geri manevra olaylarında kendimi bayağı geliştirdim abi. En azından ben öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum şu anda yani. Böyle yapacağım abi. Daha iyi park edebilmek için şöyle biraz daha şey yapacağım. Tırımı şöyle bir düzleyeyim. Daha ortalı girmek istiyorum çünkü. Evet. Böyle çıkalım iki kamerasıyla. Evet abi, gördüğünüz gibi 10 numara park ettik.
Yani böyle park edince de çok mutlu oluyorum, biliyor musunuz? Gerçekten efsane, güzel, zevkli oluyor yani. Evet arkadaşlar, güzel bir Evoko çekici modumuz vardı bugün. Ve aynı zamanda bir de Dorse modumuz vardı. Dorse modumu tekrar adını şey yapacağım. Hop, göremiyorum. Dur, sıfır kamerasıyla şey yapayım. Kö geldi sanırım. Çok hızlı gidiyorsun kamera. Evet arkadaşlar, kö gel. Şöyle şurada görebiliriz. Kögel arkadaşlar, Dorse modumuz var. Şu jant kapakları falan gayet hoşuma gitti benim ya. Baksanıza, jant kapakları çok güzel yani, böyle kırmızı detaylarla şey yapmışlar. Bu paspas vesaire falan tamamen slotlarla geliyor arkadaşlar. Ve slotlarda görüyorsunuz onları, şu yandaki dolaplar, teker koyabiliyorsunuz vesaire falan, yanlıkların falan tamamını ayarlayabiliyorsunuz Dorse modunda da. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.